Merhaba, sizlerden gelen yorumlarla zenginleştirdiğimiz yepyeni bir formatla karşınızdayız. Uzun zamandır Instagram hesabımız üzerinden yaptığımız tüketicinin yorumu yayınlarımızı artık benim de katacağım yorumlarla YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. İlk konumuz dün denetli hesaplarından yayınladığımız kilitli kutulara girmiş çikolatalar olacak. Bir takipçimiz tarafından gönderilen bu fotoğrafta daha önce de benzerlerini yayınladığımız kilitli kutularda satılan kilogram fiyatı 229 ila 329 lira arasında değişen çikolatalar görülüyordu. İşin ilginç tarafı bu kilitli kutuların zamanında bahası çok daha yüksek olan teknolojik ürünler için kullanılıyor olması. Kutularda bir teknoloji markasının görünmesiyle ortaya çıkan bu ironik tablo bugün gelinen süreçte birçok farklı yoruma sebep oldu. Bu durum ilk değil. Kilitli kutuların yanı sıra daha önce alarmlı ambalajlarda satılan çikolataları da yine denetli ve gıda dedektifi hesaplarımıza yayınlamıştık. Sadece çikolatalar değil, uzun süredir bebek mamaları ve çeşitli ürünler de kilitli kutularda karşımıza çıkıyor. Bunlardan en bilinenleri hem birçok aile için temel bir ihtiyaç haline gelen hem de ücretleri çok yüksek olan bebek mamaları ve devam sütleri. Alınan tedbirler hem toplumsal hem de ticari anlamda konuşulacak pek çok konuyu ortaya koyuyor. İşte bu yayında bu yorumlardan bazılarına sizlerin katkısıyla değineceğiz. Kilitli ambalajlarda yapılan satışlarda beni en çok şaşırtan ürünse geçtiğimiz aylarda yayınladığımız işte bu peynirler olmuştu. En temel besinlerden beyaz peynirin kilitli kutularda satılması üzerine konuşulacak elbette çok fazla şey var. Yani çikolata, devam sütü, beyaz peynir derken ortaya çıkan bu tablodan alınacak çok da ders var. Fakat acaba konu sadece ekonomik tablo mu? Sebep sadece ekonomik tabloysa bu Türkiye'ye özgü bir durum mu? İlginçtir. Buna benzer bir durum çok yakın zamanda İngiltere'de de yaşandı. Geçtiğimiz Ocak ayında Bristol'de yaşayan bir İngiliz vatandaşının 1.1 sterlin değerindeki çikolataların kilitli kutularda satıldığını gösterdiği bu video tüm ülkede gündem olmuştu. The Sun gazetesi tarafından yayınlanan bu video sonrasında İngiltere'nin en yaygın marketlerinden Tesco hırsızlık vakalarından dolayı böyle bir önlem aldıklarını açıkladı. İlginç olan çikolataların hemen yanı başında duran ve daha yüksek fiyattan satılan ürünlerin kilitli kutularda olmamasıydı. Şimdi bakalım dünkü yayınımız sonrasında bizim ülkemizde kilitli kutularda satılan çikolatalara sizden ne gibi yorumlar geldi? Hadi hep birlikte değerlendirelim. İlk yorum: bir çikolata neden 329 lira diye sorgulamayıp kilit kutuya takılanları sorguluyorum demiş bir takipçimiz. Evet, bir çikolatanın kilogram fiyatının 329 lira olması elbette sebepleri tartışılabilir bir durum. Fakat üründen ürüne değişen bu fiyatlamanın kilitli kutuda satılmasıyla bir ilgisi olduğunu pek düşünmüyorum. İkinci yoruma geldik. Tamamen algı. Ülkemizde de harika çikolatalar üretiliyor. İtibar etmemek gerek demiş başka bir takipçim. Bu konuda da tekrar hatırlatmakta fayda var. Az önce de gösterdiğimiz gibi yerli ürünlerde de bu kilitli kutulara ve alarmlara rastlamak mümkün. Algı kısmını ise tabii ki sizin takdirinize bırakıyorum. İnsan onu almaya üşenir zaten demiş bir takipçim. Orada da bir Nestle'ye gönderme var sanki. Buna kesinlikle katılıyorum. Hatta bana kalırsa utanabilir bile. O koca kutuyu alıp kasada açtırmak, içinden çıkan çikolatayı sonra hiçbir şey yokmuş gibi poşete koymak. Evet, ilginç bir durum gerçekten. Millet oturup mağazada yiyor utanmadan, bir de kahve alıp gelenler var, sonra da ödeme yapmıyorlar demiş bir takipçim. Gerçekten mi diyorum? Hiç böyle bir şey görmedim ama bu kadarı da oluyorsa artık mağazanın bu konuda farklı önlemler alması gerekir diye düşünüyorum. Diğer bir yoruma geldik. Muhtemelen orada çok çalındığı için yapılmıştır. Her yerde olduğunu sanmıyorum demiş bir takipçimiz. Kesinlikle katılıyorum. Ben de bu tabloyla çok fazla karşılaşmadım. Zaten anlaşıldığı kadarıyla da belli mağazalarda belli ürünlere yapılan bir uygulama gibi duruyor. Bir sonraki yorum: ya bir şey çalacak olsam neden çikolata çalayım demiş bir takipçim. Bu beni gerçekten gülümsetti. Öyle farklı yorumlar geldi ki, yani burada çalan kişiyle resmen empati yapmış takipçimiz. Yani çala çala kilogram fiyatı 329 lira olan çikolatayı çalmam. Daha değerli bir şeyler bulurum demek istemiş. Gelelim diğer bir yoruma. Fiyatına kutuların maliyet parasını da eklemişler demiş. Yine bambaşka bir bakış açısı. Eklemişler midir? Yani onu bilemem ama fiyata ekleseler de herhalde pek hissetmezdik. Çünkü gerçekten fiyatlar bir çikolataya göre yüksek. Üzülüyorum ülkem adına. Afrika muamelesi görüyoruz demiş diğer bir takipçim. Az önce de gösterdiğimiz gibi bu uygulamalar İngiltere'de de görülebildiğine göre bunun Afrika, Avrupa, Asya gibi bir kıtasal genellemeye götürülebilecek bir durum olduğunu pek sanmıyorum. Bunun direkt olarak ekonomiyle alakalı olup olmadığı konusunda da farklı görüşler var. Artık takdir sizlerin.
Diğer bir yorum, marketler haklı. İnsanlar göz göre göre çalıyor. Yakında her şeyi kilitlerlerse şaşırmam demiş bir diğer takipçimiz. Tabii ki gereken önlemleri almakla yükümlüler. Fakat her ürüne kilit vuramayacaklarını herhalde düşünebiliriz. Dolayısıyla farklı bir çözüm üretmek lazım veya bunun temelinde yatan sorunları bulmak lazım diye düşünüyorum. Diğer yoruma geldik. Hayretler içindeyim diyen bir takipçim. Aslında gıda dedektifini takip edenler geçtiğimiz aylar boyunca benzer durumları görmüşlerdi. Yayınlamıştık. Fakat yayınlarımız yorumu yapan takipçimizin gözünden kaçmış olabilir. Bir diğer yoruma geldik. Sanki bunlarda bir gram katkı yok da emniyete almışlar demiş bir diğer takipçim. Farklı bir bakış açısıyla bakmış. Yani katkısız sağlıklı bir ürün olsaydı bu kilitleme olayında bunu normal mi karşılayacaktık ya da ne düşünecektiniz? Gerçi az önce örneklerde peynirlerin de kilitli kutularda satıldığını söylemiştim. O da olabilen bir şey. Bir başka yoruma geldik. Kavuşmamız hayal oldu. Yani aslında bu takipçimiz demek istiyor ki fiyatı 300 liraya geçen bir çikolatayla biz ayrı dünyaların insanıyız. Şunu da net olarak söyleyelim. Bu ürünlerin çok daha ucuz olan çikolatalardan çok farklı bir içeriği yok. Ona ayrıca değiniriz. Diğer yoruma geldik. Benzer bir bakış açısıyla altın oldu mübarek demiş. Bugün itibariyle altının gramı 488 lira. Yani bir kilo çikolata fiyatına üzerine biraz daha koyarsanız bir gram altın alabilirsiniz. Bu gayet de sağlıklı bir yatırım olur aslında diyebiliriz. Buraya taşıdığımız 14. yoruma geldik. Bizim fındıktan yaptıkları çikolatayı bizden mi koruyorlarmış kilitleyerek demiş takipçim. Bu yorumun sonuna bir de şöyle peh desek. Yani bu bakışı gerçekten tebrik ediyorum. Farklı bir bakış açısı. Bizim fındığımızı alıp 300 küsür liraya satıp bir de üstüne bize kilitliyorlar. Ne diyelim? Yapıyorlar işte, görüyoruz. Kilitli kutularda bu çikolataları satıyorlar. Bir sonraki yoruma geldik. İronik. Bu zararlı yiyeceklerin asla yenmemesi gerektiği daha iyi anlatılamazdı demiş takipçim. Yani amaç tam o olmasa da evet, ironik, doğru. Çok güzel bir, çok farklı bir bakış açısı. Bu zararlı yiyeceklerin asla yenmemesi gerektiği bize daha iyi anlatılabilir miydi? Ya biz anlatıyoruz aslında bu çıkarımları yapabiliyorsanız ama üstüne bir de bunları kilitlere vurmak yani olabilir, evet, anlatılabilirdi. Hırsız işte, ucuzunu değil demek ki pahalısını çalıyor demiş bir diğer takipçim. Yine bir hırsız empatisi yapıyoruz. Fakat dediğim gibi daha ucuz ürünlerin de kilitli kutularda satıldığını gördük. Bir sonraki yoruma geldik. Mamalar da kilitli kutularda satılıyor. Dün Migros'ta gördüm demiş takipçimiz. Az önce de bahsettik. Devam sütleri ve bebek mamalarında uzun zamandır yapılan bir uygulama var. Bu kilitli kutular ve alarmlar. Bu işin gerçekten üzücü boyutlarından biri. Bu konuda söyleyecek çok şey var aslında ama ayrı bir videoda belki bir gün söyleriz. Geldik diğer yoruma. Çikolata Bey diyeceksiniz demiş bir takipçim. Bu en sevdiğim yorumlardan biri oldu. Yani fiyata göre saygı göstereceksek evet olabilir. Çikolata Bey diyeceğiz ona. Yok kutuda daha heybetli görünüyor derseniz o da olabilir. Ama bana kalırsa biz içeriğine bakalım. Saygıyı hak ediyorsa bey de deriz, hanım da diyelim. Bir sonraki yorum. İlginç tabii ama demek ki çok hırsızlık oluyor. Yurt dışından gelen her şey pahalandı demiş takipçim. Tekrar edelim. Evet, dediğim gibi her mağazada gördüğümüz bir uygulama değil. Her üründe de yapılmıyor. Demek ki evet, hırsızlık olaylarıyla bir bağlantısı var diyebiliriz. Fakat yurt dışından gelen şeyler mi kilitleniyor sadece? O konuda çok net değilim açıkçası. Gelelim diğer yoruma. Ben Migros'ta 4 yıl çalıştım. Aşırı derecede hırsızlık oluyor. Böyle bir sistem buldular. Alarm takıldı demiş. Tekrar etmek lazım burada. Yani tek çözüm bu mu gerçekten? Bu birkaç ürünü kilitleyince iş çözülüyor mu? Gerçekten merak ettim. Yani faydası oldu mu bunun? Yoksa daha farklı tedbirler mi almak lazım? Yani en güzeli biraz ekonomiyi mi düzeltsek acaba? Temelden başlasak ne dersiniz? Bunları konuşabiliriz. Saçma. İnsanlar çikolata çalacak değil ya. Açsa karnını doyuracak daha iyi bir şeyler alır, yazık demiş bir takipçim. Yine bir empati kurulmuş burada. Bu yorumların en güzel taraflarından biri bu. Çok farklı bakış açılarıyla bakabiliyoruz olaylara. Tabii burada amaç karnını doyurmaksa, bunun için çikolata hırsızlığı yapılıyorsa ortada da çok ciddi bir problem var. Konuşulacak çok şey var demektir. Çikolata elzem bir besin değildir. Yemeğe de o parayı vermeye gerek yok demiş takipçim. Katılıyorum. Elzem bir gıda değil, temel bir gıda maddesinden bahsetmiyoruz. Fakat bu durumla kilitli kutuda satmak arasında bir bağlantı yok diye düşünüyorum. Sonuçta alınan tedbir bir güvenlik tedbiri olarak dikkat çekiyor ve tartışıyoruz.
Geldik diğer yoruma. Yurt dışındaki marketlerde 1 euro kasa kenarında satılıyor. Bu fiyat kur farkıyla açıklanamaz demiş. Bugün de bana bir İtalyan takipçim yazdı. Orada da 1 euroya satılması tabii ki ithalat sonrasına binen birçok ücret var ürünlere. Bu da maalesef tüketiciye yansıyor. Sadece kur farkı değil tabii ki, bu noktada takipçimiz haklı. Zaten almak istemiyorum, işimi kolaylaştıracak. En sevdiğim yorumlardan biri oldu bu. Çok net, açık, gayet de iyi olmuş aslında. Almamak için kendimi zor tutuyordum. Bu çok iyi olmuş da denebilir. Az önce dediğim gibi bu uygulamanın ürünlerin alınmaması yönünde bir etkisi var. O belli oluyor, anlaşılıyor ve hissediliyor. Ve son yoruma geldik. Yok artık, Almanya'dayız ve bu çikolatalar 1 euro ortalama. Şok oldum demiş bir diğer takipçim Almanya'dan. Ve evet, az önce dediğim gibi orada 1 euroya satılan bir ürün, kur farkı ve diğer masraflar eklendi. Burada işte böyle kilitli kutuya anca sığıyor arkadaşlar. Diyelim ve ilk tüketicinin yorumu videomuzun da sonuna gelelim. Bu formatımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi, fikir ve yorumlarınızı eklemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlginize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyorum.